Herkese merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de çok şükür gayet iyiyiz. Kavuştuk, çok şükürler olsun. Şükürler olsun. Eşim biliyorsunuz bir önceki videoda söylemiştim, İstanbul'a gitmişti anneler günü için. Dün akşam itibariyle çok şükür köyümüze döndü. Instagram'dan zaten biz takip eden dostlarımız biliyorlardı, storylerde, hikayelerde paylaşmıştık. Ne yaptın, ne ettin? Anlat bakalım. Nasıl geçti İstanbul'da havadisler? Nasıl? Ne yaptık, ne ettik? İstanbul bıraktığımız gibi İstanbul. Tıklım tıklım, keşmekeş olan İstanbul. Şükürler olsun. Anneler gününe hazırlıklarımızı yaptık bir hafta önceden. Mallarımızı temin ettik. Ürünlerimizi hazırladık. Dükkanımızı hazırladık. Güzel, tempolu, sağ olsun eski müşterilerimiz hepsi. Tekrar hepsiyle görüşme şansımız da oldu. Ziyaretimize geldiler, dükkanımıza geldiler. İyi geçti bizim için. Ekonomik olarak da, sosyal olarak da insanlarla görüşmüş olduk. Sağ olsun takipçilerimizden aile dostumuz Yusuf abi de geldi. Davet ettiler. Hatta gelmeden bir gün önce onlara uğradım. Akşam sağ olsunlar beni davet ettiler. Sohbet ettik. Hasbihal ettik, geldik. Çok çok selam olsun Yusuf abi ve Serpil, Serpil ablaya. Ablamıza. İnşallah kendileri de buraya gelecek. Burada da ağırlayacağız çok, onları. Çok çok sağ olsun Serpil ablam da ellerine sağlık. Insanlar. İyi ki böyle güzel insanları tanımış olduk diyoruz. Ailemize katmış oluyoruz. Dostumuz olarak gönül bağı kuruyoruz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunun için de her zaman zaten çok şükrediyoruz. Yolumuz hep inşallah iyi insanlarla i̇nşallah, kesişir inşallah. Diyoruz. Çok teşekkürler onlara da. Onun dışında şu andaki çektiğimiz videonun da hani uzun zamandır sizinle sohbet edemedik. Biz de şu anda oturduk kahvelerimizi içerken buradaki iş planlamalarımızı yapıyoruz. Ben burada yokken Esma Hanım size gösterdi. Çok cici ördeklerimiz var bizim. Onlara bir havuz planımız var. Onlar için bir kulübe planımız var. Yani birkaç yapacağımız işler var. Hatta Esma Hanım'ın birazdan size bir de sürprizi olacak. Küçük küçük şeyler var. Bunları hem görüşüyoruz hem de sizinle küçük bir sohbet edelim. Buradayız. Sağ olsunlar yorumlardan, Instagram'lardan yazıyorlar. 5-6 gün oldu video gelmedi diye. Ayağının tozuyla geldi arkadaşlar. Akşam işte zaten yorgundu, uzun yoldan geldiği için. Hemen bir çay içip falan dinlendi. Hemen size de bir merhaba diyelim, bir hasbihal edelim, sohbet edelim kısaca istedik ve planlarımızdan bahsedelim. Dediğin gibi yeni sürprizimiz var, ondan bahsedelim istedik. Çünkü köyde işler hiç bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten. Sürekli çalışmak gerekiyor. Bir şeyleri planlı programlı yapmak gerekiyor. Hayatımıza işte ördeklerimiz katıldı. Biliyorsunuz onları size göstermiştik. Onlar için dediği gibi yer planlaması yapacağız. Birazdan bahçeye geçip bunun keşfini yapacağız. Yine sizinle de orada zaten konuşup paylaşırız. İşte iş planlarımızı yapıyoruz. Dediği gibi ekim dikim işleri hala sürekli olarak devam ediyor. Evet. Eşim yokken ben sağ büyüyenleri valla elimden geldiğince toprakla buluşturmaya çalıştım. Bakımlarını, sulamalarını takip ediyoruz. Bu sene zaten bizim için ilk sene, tecrübe yılı. Çok fazla bir şey beklemiyoruz. Hani bu senenin günahı da yok, kusuru da yok bizim için. Çünkü tabii, tabii. Ne kadar çok bilgi edinirsek edinelim, tecrübeyle gözlemlemek her zaman çok daha farklı oluyor. İnsanın kendi tecrübelerinden yola çıkarak edindiği bilgiler çok daha kıymetli oluyor. Bu yıl bizim için amaç daha çok tohumlarımızı tabii. çoğaltmak. Tohumlarımız çoğalacak. Yani bir taraftan fidelerimiz devamlı büyüyor, bir taraftan dikilmesi gerekiyor. Biz size kamerada ikinci tohumladığımızı uzun uzun göstermedik. Biz bir daha ikinci defa fideleme tabii. yaptık tohumu. Bir tohum videosu paylaşmıştık. Tamam, ikinci. Ondan bir ay sonra falan biz ekstra bayağı bir viyol daha tohum yaptık. Biraz fazla diktik galiba. Yani bayağı bir tohum diktik. Bir taraftan fideleniyor, yeşilleniyor. Bir taraftan sağ olsun Esma Hanım dikmiş ben yokken ki güzel maşallah dikilmişler bayağı. Bir taraftan da hala büyüyenler var. O işlerimiz var. Dediği gibi işte bahçe işleri bitmiyor. Devamlı işte ot temizlemedir. Şimdi kümes yapacağız tekrar. İşte planlamalar çok. Şu an önümüzde de özel bir gün olmadığı için artık bir fiil uzun uzun işlerimizi yapacağız. Çalışabiliriz. Ama şey çok zor oluyor hani. İşte yeni bir hayat kurmak, yani bir İstanbul'dan sonra buraya evet. geldik, 6 ay oldu, hiç durmadan sürekli çalıştık, projeler yaptık, kış olmasına rağmen hiç boş durmadık. Çok şükür. Bayağı düzenimizi oturttuk ama tabii bahçe düzeni oturtmak kolay değil, öyle bir şey yaptım hemen oldu diyemiyorsunuz. İşte evet. ek tohumlaması, filizlenmesi, fidelenmesi, fidelerin şaşırtılması, toprağa buluşturulması, bir yandan hayatımıza katılan hayvanların yerlerini yapmak, evet. konumlandırmak falan, bunlar böyle hani
Öyle bir sihirli değnek olsa da elimizi şıklatsak olsa keşke ama öyle olmuyor. Ama şeyiz ya Hep artık. emekli oluyor. Tabii, %80'de Biz oturttuk. oturttuk çok Çok şükür ama şükür. hiç durmadan çalıştığımız için oturttuk. Şu an önümüz yaz olduğu için biz hep bunları planladık. Şu konforu yoktu yani şu an. Evet. Yavaş yavaş otura otura bu ön taraf tamam. Dinlenme alanımız tamam. İşte tavuk kümesimiz tamam. Paşa tamam. Yani hepsi tamamlanarak gidiyor. Bir de senin sürprizin var şimdi. Küçük bir Evet, sürpriz. çiftlikte toplam nüfusumuz bayağı bir büyüdü arkadaşlar. 6 ay gibi kısa bir sürede kaç nüfus olduk toplam? 28 olduk şu Evet, anda. şu an küçük çiftliğimizde 28 cana ulaştık. 28 kişi can burada yaşıyoruz. Bu hayatı birlikte paylaşıyoruz. Güzellikleri görüyoruz, tecrübe ediyoruz, yaşıyoruz. Hayvanlarımızla, işte bitkilerimizle doğanın bize sunduğu her güzelliği yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Ama gerçekten özledin mi? Nasıldı? Özlüyor Özlemez musun? miyim canım? Şimdi daha da çok alışmışsındır. En son ara vermiştim bir Şimdi o sevgililer günden sonra. tavukların falan özellikle sabah içtimaya geçmesi kahvaltı saatinde falan çok hoş. İşte o gerçekten şöyle o folluğu kaldırdığında oradaki heyecanı yok mu insanın? Acaba bugün kaç tane yaptılar falan diye. O açma heyecanı çok güzel. İşte onlar guk guk seninle konuşuyor, bir şey istiyor. Ben o kutuyu böyle elimde salladığımda bahçenin hangi köşesinde olursa olsunlar tam yol koşarak yanıma geliyorlar hani bir şey Her gün verecek tavuklarını soruyor, ördekleri diye. soruyor. Yani devamlı insan oradayken hatta anneler gününe bir gün kala iş arkadaşlarımız İlknur, Mustafa, Erva'yla da öyle küçük sohbette dedim ki ya ben dedim son ettiğim kahvaltıda dedim çok güzel bir domates almıştım pazardan mis gibi kokuyordu. Tabağın içinde kalan tohumlarını dikmiştim. Acaba onlar fidelendi mi diye. Yani o yoğunlukta bile aklım burada. Yani diyorsunuz ki acaba fideleri oldu mu? Hatta Esma Hanım'a birkaç kez sordum ve müjdeli haberi verdi. Yeşillenmiş, çıkmaya başlamış. İnşallah onlar da şimdi elimize ne geçse hemen dikiyoruz ki büyüsün ne geçse. İnşallah hepsi güzel olur. Evet, yani bir yeri bayındır hale getirmek öyle kolay değil. Bunlar hep doğada zaman alan şeyler. İşte bir çiçeği bir yere dikeceksiniz, kök salacak, büyüyecek, orayı kaplayacak, hani çiçek açacak, tohuma dönecek falan. Bunlar hep zamanla olan şeyler ama bunları zaten önemli olan yaşamak ve gözlemlemek, o heyecanları tatmak güzel olan. Biz de şu anda onları yaşıyoruz yoğun bir şekilde ve o yüzden de her anımız keyifli ve mutlu geçiyor. Bu anlamda hep çok şükür ediyoruz. Onun için buraya gelirken de insan böyle sanki ilk defa geliyormuş gibi heyecanla. Çünkü burada bıraktığımız arkanızda biraz işler var. 10-11 günde olsa hem aileniz burada, hem hayvanlarınız burada, hem bahçede yapacağınız işler var. Çünkü bunlar zamanla böyle 3 gün 5 gün bile kaçırdığınızda bir de Birikiyor. burası gerçekten atıyorum akşamları aynı biraz serinlik var, ince Var. bir serinlik rüzgar. Gündüz sıcak oluyor. Gündüz ekstra bir iş yapamıyorsunuz. Tarlada kazma falan. Hani belli saatler aralığında yapmanız gerekiyor. Hepsi bir zamana sıkışıyor bu sefer. Sabah 3-4 saat, akşam 2-3 saat. Çalışma süreniz de kısalıyor ister istemez ama iyi gidiyor. Hepsini götürebiliyoruz şu anda. Onun için bunlarla alakalı da size hem bilgi verelim, hem yapacaklarımızla alakalı bir program yapalım, hem sohbet edelim dedik. Bayağı özledik sizi. Sizler de sağ olun bize. Hep Instagram'dan, Evet, yorumlardan, yazıyorlar. yine YouTube üzerinden soran takipçilerimiz, merak eden dostlarımız çok oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hani insan da mental olarak yoruluyor. Birkaç gün ben de hem Evet. dinlenmiş oldum hem Senin de için. toprakla haşır neşir olmuş oldum. Birazcık o Senin için dinlenme de iyi iyi oldu. oldu bizim için de. O yüzden bugün tekrar hemen hiç ara vermeden sizlerle buluşalım. Hemen bir selam verelim, muhabbetimizi edelim dedik. Şimdi bu arada kahvelerimizi içiyoruz. Bu kahvelerimizi bize sağ olsun takipçilerimizden bir aile gönderdi. Sağ olsun. Eşiyle birlikte meyveli Türk kahvesi üretiyorlar. Bize ulaştı kendisi Instagram'dan. Instagram'da zaten hesapları var. Ekrana koyarım. Biz İlk defa meyveli bir Türk kahvesi içiyoruz arkadaşlar. İlk defa deneyimledik. Zaten uzun uzun sohbet etmiştik Instagram'dan da. Ve bize birkaç çeşit meyveli gönderdi. Onları size gösteririm. Biz şimdi dağ çilekli olanından yaptık, içtik. Evet.
Gerçekten kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı, inanılmaz güzel bir lezzeti var. Hatta fark ettiyseniz yanında herhangi bir ekstra işte lokumdur, çikolatadır hep koyarız ya kahvenin. Hiç gerek yoktu. Çünkü o kadar hoş bir aroması var ki kahvenin içinde insanda gerçekten güzel böyle bir keyif uyandırıyor. Keselerine bereket olsun. Teşekkür Hayırlı ederiz. işleri olsun. Hayırlı işler olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. Sayelerinde deneyimlemiş olduk ve bundan sonra favorimiz olacak gibi görünüyor. Şöyle bir şey var. Ben itiraf ediyorum. Ben Esma Hanım yine tek tük içerdi. Ben kahve içmiyorum. Acı geliyor bana. Hani alışmamışım belki ondan. İçeni de takdir ediyorum. Araştırmalarıma göre de günde bir iki tane içmek gerekiyormuş kahve Çok galiba. faydalı. Hani meyveli olanı içebildim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Keselerine bereket. Sağ olsun bayram öncesinde göndermiş ama benim gitmeme yakında Esma Hanım beni beklemiş. Benimle birlikte açtı. Şu anda içiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Keselerine bereket. Allah hayırlı işler versin diyorum. Deneyimi de yine birlikte yaşamış olduk. Güzel oldu. Güzel ama meyveli. Güzel, evet, kargo sistemleri falan da çok hızlı bir şekilde ulaşıyor arkadaşlar. Eğer sayfalarına göz atmak isterseniz dediğim gibi oradan bakıp kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Üreten, emek veren ve bir şeyler için çabalayan insanlara gerçekten çok saygı Çok sağ duyuyoruz. olsunlar. Sonsuz teşekkür ediyoruz bu vesileyle bir kez daha. Biz de artık gördüğünüz kahve makinemizi falan zaten Dışarı. verandadaki küçük mutfağımıza çıkardık. Çay yapmak için bazen iş arasında uzun zamanlarımız olmayabiliyor. Çocuklar okulda olabiliyor. Hemen burada güzel artık hangisinden istersek kahvemizi içip işlerimize devam edebileceğiz. O zaman videomuza geçmeden önce kanalımıza yeni gelen takipçilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ailemize diyoruz. Sizlerle birlikte çok daha büyük oldu ailemiz. Daha da büyüyeceğimizden hem biz hem sizler zaten eminiz. Hiç şüphe etmiyoruz bu konuda. Çünkü önemli olan güzel yüreklere dokunabilmek, iyi bir şeyler örnekleyebilmek ve insanlara ışık olabilmek. Çok sağ olsunlar takipçilerimiz gerçekten hepsi attıkları yorumlardan, beğenilerden, aboneliklerinden bizim birkaç gün ara verdiğimizde bile bizi merak edip sormaları video için değil nasılsınız bir sorun yok inşallah falan diye Evet. ama mailden ama YouTube üzerinden ama Instagram'dan soruyorlar çok teşekkür ederiz iyiyiz bir sorunumuz yok takip etmeye devam edelim abone olalım bildirim zillerini açalım arkadaşlar. Bu arada sevgili dostlar bizi Instagram'dan da takip almayı unutmayın. Orada da gün içinde hikayelerimizde ve Reels videolarımızda yine gönderilerimizde bol bol paylaşımlarımız oluyor. Bizleri oradan da takip etmeyi unutmayın diyoruz. Şimdi o zaman yavaş yavaş ne yapalım? Önce sürprizimizi size gösterelim. Küçük bir çiftlik olduk artık. Nüfusumuz bayağı arttı dedik. Hemen size onları tanıştıralım. Ondan sonra da bahçeye geçelim. Evet, merhabalar. Sizi yeni minnoşlarımızla tanıştıralım. Allah'ım, Allah'ım bunları ben çok özledim ya. Evet arkadaşlar. Tam 4 tane yeni canımız var. Minnoş küçücük kedi yavrularımız var. Allah'ım çok güzeller. Çok bakar mısın? Sepet sepet yumurta. Aşklarım, kuzularım, Bak bak çıkacaklar artık. bebeklerim. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz 2 tane kedimiz var. Çakıl ve Badem. Çakıl ve Badem'in yavruları bunlar. Biz biraz daha büyümeleri için, onlara ilk günlerinde müdahale etmemek için biraz büyümelerini bekledik sizlerle tanıştırmak için. Ay mavi gözlüye bak sen ya. Ve artık zamanları geldi diye düşündük. Sizlerle de tanıştıralım istedik. Bu 4 tane yeni sevimli minik canımızı. Hoş geldiniz tekrardan ailemize diyoruz. Ve ben size şimdi onları anlatayım. Nasıl oldu, nasıl gitti ve Şu tanıtayım güzelliğe bak. istiyorum. Gel gel gel. Anam takılıyor. Evet. Şimdi 17 Nisan'da Çakıl doğumunu Miau. yaptı arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde doğumunda ebesi olarak ben destek oldum ona. 7 saat boyunca. Evet, yaklaşık işte saat 11.30'dan akşam 7'ye 8'e kadar süren bir süreçte onun yanında oldum. İlk doğumu biliyorsunuz bizim zaten kedilerimizi biz geçen sene Onlar bu... geçen sene Mart doğumlu, biz Mayıs'ta almıştık. Evet, yani yaklaşık 1 yıl Bir oldu. yılda doğumunu Bir da yılda yaptı. bizdeler. Birisi dediğim gibi dişi birisi erkekti ve onların yavruları olsun çok istiyorduk. Çünkü çakılı kısırlaştıracağız ama ilk doğumunu yapsın istiyorduk. Hem de bize yeni güzel sevimli canlar katılsın istiyorduk.
Bu sebepten dolayı da çakılımız çok şükür sağlıklı bir şekilde yavrularını doğurdu. Ben de ona o gün o süreçte yardımcı oldum, acemi olduğu için. İlk defa hayatımda böyle bir şey tecrübe edim, deneyimledim. Allah Allah razı olsun. Gerçekten Büyük yardımın oldu. insan bayağı bir heyecanlanıyor, stres oluyor, işte sağlıklı bir şekilde doğsunlar istiyor. Yavaş doğum zaten sırayla oluyor. Birebir yanındaydım ve yardımcı oldum. Çok şükür sağlıklı bir şekilde doğdular ve bu zamana kadar da annelerini falan da emiyorlar. Emiyorlar. Hiçbir sorunumuz yok. Zaten onlara evde bakıyoruz. Dışarıya çıkarmıyoruz. Herhangi bir olası işte durum. Bana bakıyor, nasıl bakıyor aşkım benim. Kiloları falan çok güzel. Hatta bir 70-80 gram, 100 gram haftalıklarına göre önde de gidenler var. Evet, ama çakıla çok iyi bakıyoruz. Hem de özellikle büyük oğlum gıda konusunda onunla zaten ilgileniyor. Her şeyini saatinde ve zamanında yapıyor. Hatta Arkadaşlar, tavuklarımızı yumurtalarından organik günlük yediriyoruz. yumurtalardan veriyor. Her gün bir tane, iki tane yeri geliyor. Vitamin, protein olsun, sütü olsun diye ve gerçekten yavrularına çok güzel bir O da şekilde çok güzel bakıyor ve biz de bakıyor. ona yardımcı oluyoruz. Şimdi biz 4 kişilik bir aileyiz. Tam 4 tane bize yavru geldi. Bu güzel oldu bizim için çünkü hepimiz birer tanesini sahiplenmiş olduk ekstra olarak. İsimlerini koyduk. Sen beni mi izliyorsun konuşurken? Aşkım, çok tatlılar. Şu çok geç gelmişti, değil mi seninki? Evet, ilk dünyaya gelen yavrumuz, hepsini anlayan şahitlik ettiğim için çok iyi biliyorum. Hatta bazılarının göbek bağını bile ben kestim arkadaşlar. Dedim ki yaparsın Esma, ileride koyunun kuzun olursa falan da yardımcı olacaksın, yapacaksın dedim. Ve benim için çok güzel bir Oy. deneyim ve tecrübe oldu. İlk dünyaya gelen yavrumuz bu. Bu Arda'nın kedisi. Adı da Momo. Tamamen beyaz. Kuyruğu siyah ve kafasında siyahlıkları var. Kardeşlerini istiyor. Tamam. Hadi gel. Tamam. Bak inince durdu. İkinci dünyaya gelen yavrumuz da bu arkadaşlar. Bakın. Bu da beyaz. Yine siyah kuyruklu ama onun kuyruğunun ucunda şöyle bir beyazlık var, ışıltısı var ve gördüğünüz gibi şu kafa kısmında Mickey Mouse kulakları var. Çok güzelsin, çok. İkinci olarak dünyaya gelen yavrumuz bu. Bu kedi de eşimin kedisi. Benim. Adı da Panda. Panda koydu. Herkes kendi kedisinin ismini ailede kendi koydu. Çok tatlısınız, çok bakar mısınız şu güzellikleri arkadaşlar? Bakın bakın. Şunlara bak. Şimdi ondan sonra Mavi gözlü geliyor. hemen bir renk değişikliği oldu doğumda ve Görüşe çıkıyorsun. bu güzel yavrumuz geldi. Bakın bunun da renkleri böyle. Şöyle yakından da yüzünü göstermeye çalışayım size. Bu da böyle bir kedimiz. Çok güzel aşkım. Şunu Nasıl bakar ağlıyor? mısınız suratına? Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Çok sevimliler. Bu da oğlum Furkan'ın kedisi oldu. Kendisinin adı da Luffy. Toz polatlarım. Güzelliklerim. Aşklarım çok tatlılar çok. Evet. Ve son. Tekne Doğumun sonunda tekne kazıntısı. kazıntısı olarak gelen 2 saat sonra bütün her şey bitince. minik yavrumuza bakın. Evet. Bu da benim kedim. Bakın arkadaşlar şöyle Kaç renk? 3 renkli bir kedi. Ben çok seviyorum. 3 renkli bu kaliko diyorlar bunlara. Patiska kedi de diyorlar. Bu kedileri çok seviyordum. Çok istiyordum ve sonunda Badem'le Çakıl'ın son doğan yavrusu bana sürpriz olarak o şekilde doğdu. Bakın şöyle Bu renklerine. anneannesinin renginde bu. Evet zaten Çakıl'la Badem'in anneleri de Bu renk. aynı bu renk ve desendeydi. Bir tane. Yani anneanneye çekmiş oldu. Bunun da adını ben Molly koydum. Onunla da tanışmış oldunuz. Bu da benim kedim. Bakın insan isteyince pozitif enerjisi iyi Nasıl tutuluyor? olunca her Senin şey oluyor. İçinden bir tane de böyle 3 renkli kedimiz doğdu. tahminimize göre üçü erkek, bir bu elindeki galiba Molly kız Yani galiba. tam kestiremiyoruz ama büyük ihtimalle 3 erkek bir dişimiz var. Bakalım ilerleyen günlerde daha net belli olur. Gözleri falan açıldı. Yavaş yavaş Sen işte bana mı yürümeler, bakıyorsun? hareketlenmeler, oyunlar falan Bana mı başladı. bakıyorsun Bakar mısınız şu güzelliklere Bu ya? mavi gözlü fena ya. Bana mı bakıyorsunuz? Bak bunlar görüyor artık Bakın bizi. bakın Bu da mavi arkadaşlar. gözlü. Hepsi şu an mavi, dönebilir onlar. Panda da Değişir aynıymış. diyor. Ben pandanın gözlerini Şu tam aç. güzelliklere bakın arkadaşlar.
Bunlar sevilmez mi? Bunlar özlenmez mi? Her gün soruyordun. Ben bunları cebime koyup İstanbul'a götürecektim. Her gün bunları seviyordum ben burada. Bir 10 gün göremedik. Çok arkadaşlar tatlı. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden kıymetli bizim için. Bak benim çok kedim şekerler. Bana bakıyor. Görüyor musunuz? Herkes kedisinin yaramazlığından sorumlu. Yaramazlık yapınca. Ama bunların annesi babası küçükken 2 aylıkken geldiklerinde nasıl oyun tabii, oynuyorlardı. Onların da az kaldı. Bunlar da oynayacak çünkü Furkan'ın bana İstanbul'dayken attığı videoda şu panda ile bu birbirlerini ısırmaya, oynamaya aslında yürüyemiyorlar ama bir şeyler yapıyorlardı. Evet. Bir daha yeni bu hafta yavaş yavaş ayakları falan güçlenmeye başladı. Bak. Gerçekten ama inanılmaz yani güzel bir duygu. Bunları yaşamak çok güzel bir duygu. Biz İstanbul'da olsak bu kadar kedi edinemeyiz ya da tabii, bakamayız. Bakamayız. Hem manen hem de maddi bazı külfetleri var hepinizin de takdir ettiği gibi. Şimdi biz çakılı kısırlaştırmadan önce bir yavrusu olsun istediğimiz için böyle yaptık. Şimdi çakılı bundan sonra kısırlaştıracağız emzirme dönemi bittikten sonra. Ve yeni yavrularımıza bakacağız. Artık dişimiz var mı yok mu ona göre karar vereceğiz. Takipçilerimiz de diyor ya 4-5 tane kedi alın işte yılandır, çıyandır işinize yarar. Evet zaten. Bunlar hepsi avcı bir de annesi bunun fena ağaca tırmanıyor, uçuyor falan. Tabii. Bunlar da anneye çektilerse güzel avlanırlar bunlar. Bahçede kediler çok ne bileyim keyifli oluyor, zevkli oluyor. Dediğin gibi haşeralara karşı da zaten insanlara gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Evet. Bakın şöyle şu tatlılıklara. Allah'ım Allah'ım. Ben bu Kaliko'yu o kadar çok istiyordum ki arkadaşlar. Üç renkli kediyi. Gerçekten çok istiyordum. Ellerini yalıyor. Ve iyi ki anneannesine çekmiş ve doğumun sonunda bana sürpriz olarak bu geldi. O kadar sevindim, o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Gerçekten istediğim bir şey daha gerçekleşmiş olduğu için çok mutlu oldum ve şükrettim. Çünkü çok güzel. Sen elini mi yalıyorsun? Kedi mi oldun sen? Büyüdün mü sen? Ya bunlar büyüyünce kedi mi olacaklar baksana, şimdi? Baksana bak. Bakar mısınız? Sağ elini ağzına bakın, atmış. Bakın. Bakın daha çok küçükler. Ay, ne? Bakıyor bir daha ağlıyor sana. Isır ısır. Oh. Hadi atla üstüne. Bak bak nasıl sarılıyor. Bırakmıyor şu an elimi. Korkuyor ya. Aşağı düşeceğim zannediyor. Yavaşça indir. Biz onları annelerinden hiç ayırmıyoruz. Şimdi de annelerine yumurta verdik. O onu yerken hemen aldık. Size gösterelim diye buraya evet. Getirdik. Normalde hiç yanlarından almıyoruz. Ve hiçbir şekilde dışarıya da çıkarmıyoruz. Gerçekten sağlıklı bir şekilde büyüsünler istiyoruz çünkü. Ama maşallah çok hızlı büyüyorlar evet. Ya. Evet. Yani bayağı hızlı büyüyorlar. Bir de şeydi kafalar böyle böyle gidiyordu. Bayağı bayağı tutmaya başladılar artık şu anda. Evet bir de şey yani insan tedirgin de oluyor. İlk yavrular daha yanlış bir şey bilmiyoruz, yapmak istemiyoruz. Evet. Ama bunu deneyimlemek bizim için çok güzel oldu. Her anlarına şahit olduk. Tecrübe kazanmış olduk. Ve böyle güzel sevimli yavrularımız oldu. Maşallah. Ebelik konusunda da ben en azından onu da görmüş ve yaşamış oldum. Çünkü destek olmak gerekebiliyor kedilere ilk doğumlarında. Mesela sen? İşte bazısının ilk doğduğunda mesela işte bu kedi baktı böyle çakıl ne yapacağını ilk anda anlayamadı. Ve kesenin içindeydi yırtmadan gelmişti. Hemen kesesini açıp hava almasına, oksijen almasını sağlamak gerekiyordu. O konularda destek oldum. O da o cesaretle geri kalan işlemlerini yapmaya başladı. Tabii. Yalamaya ve diğer başladı, doğumlarında daha rahat oldu. Son yavruda mesela yavru geldi ama işte eşi gelmedi. Ona yardımcı oldum. Süreci takip ettim. Eğer yardımcı olmam gereken bir şey olursa oldum. O şekilde güzelce geçti. Yok bir de destek de aldı senden. Psikolojik de sana nasıl güveniyordu o anda? Tabii tabii evet. İlk aynen doğumuydu öyle. Ya böyle bakıyor sana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Evet. Gerçekten. Ama iyi geçti yine iyi de. Geçti. Yine de iyi geçti. İlk doğum olmasına rağmen sorunsuzdu ve kusursuzdu. Ama çok güzel oldu. Ama lütfen birer maşallahınızı alırız. Evet. Kedilerimize nazar değmesin. Şu güzelliklere bakar mısınız? Bazen kötülükten değil çok sevmekten değebiliyor. Çok tatlılar ama. Maşallah maşallah. Evet bu güzel canlarımızla sen hep birlikte bana mı bakıyorsun? Çiftliğimizde toplam 28 can olmuş olduk arkadaşlar. Her geçen gün sayımız artıyor. Hayatımıza yeni hayvanlar da katacağız kısa bir süre içinde. İnşallah öyle bir düşüncemiz var. Ama dediğimiz gibi hep yavaş yavaş planlı ve programlı ilerliyoruz. Onlara iyi baka baka. Tabii yerlerini yapacağız. Yerlerini yapa yapa gidiyoruz. Bunlar yakında bizim burada verandamızın önünde tıkır tıkır oyunlar oynayacaklar. Annesi babası gibi olursa bunlar. Ve kediler bizim kedilerimizin yavrular arkadaşlar. Evet. Hani dışarıya ne kızımız gitti bizim. Yani oğlumuz gidiyor kızımız şu an içerideyken bazen ama bahçede büyüdüler.
Onlarla, bunlarla birlikte. Şimdi bunlar da çıkacak. Bunlar da Zaten burada aynı, büyüyecek. hemen tüylü yapısı falan. Biz onları da sonuçta sokaktan sahiplenmiştik. Ama aynı türleri devam etmiş oldu. Çok güzeller o yüzden. Ben size yine videoda ilk daha yeni doğdukları hallerinden de bir resim koymaya çalışırım. Ne kadar büyüdüklerini Güzelleştiler canım. Ama ben bunları tüysüz gelecek görebilirsiniz. zannediyordum. Tüylü geldiler maşallah. Tüylü geliyorlar ama yine de hani ellerinde ayaklarında falan hiç tüy olmuyor. Daha ıslak oluyorlar falan. Sen bana mı Gözleri bakıyorsun kapalı, ya? göbek bağları falan. Ya iki tanesinin göbek bağını ben kestim. İki Bana mı tanesi bakıyorsun? annesi. Bak kaçmıyor, seviyor elimi. Oy, çok Ya bunlar tatlı. benim elime doğdular yani arkadaşlar. Bak Aşk bak benim, çok dikkatli hoştu. bakıyor. Ne? Ya sen çok güzelsin, çok şekersin. Hepsi birbirinden sevimli. Hepimiz öyle ayrı ayrı. Bir onu bir onu seviyoruz. Bakıyor musunuz bana? Bakıyor musunuz bana? Benimki Oyuncuklar. panda. Böyle arkadaşlar, bu canlarımızla size tanıştırmış olduk, size göstermiş olduk. Ağzınızı yerim, bana öyle bakmayın konuşurken. Acayip sevimliler suratları. Tırnağa Allah'ım. takılıyor, çağ çekti. Şimdi o zaman annelerinden daha fazla ayrı tutmayalım. Çakıl da Evet. merak edip üzülmesin. Hemen onları yerine götürelim ve biz de bahçeye geçelim arkadaşlar. Hadi geçelim. Şöyle en son bir kez daha size yakından göstereyim. Ara ara yine videolarda veya Instagram hikayelerinde size paylaşırım. Çok Şöyle bakın. tatlılar ya, maşallah. Düşer. Evet. Hadi gidelim bakalım annenizin yanına. Maşallah bunlar her şeyi yiyor. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar, ördeklerimiz de bayağı büyüdüler. Onlara da hemen bir merhaba diyelim. Öyle geçelim arka bahçeye dedik. Şu Onları... yakında uçar herhalde. Bayağı büyümüş. Yok ya, bunlar uçmuyor. Yok yani Bayağı zıplama, hoplama. büyüdüler. İşte iki, üç tanesi özellikle daha büyük. Bir iki tane, üç tanesi daha küçük gibi. Ama bayağı büyüdüler. Yavaş yavaş bundan sonraki süreçte daha hızlı büyürler. Onlara işte hem yem veriyoruz. Tabii ki Şey var, protein için. beyazlamaya da başlamışlar. Evet, hem de şey veriyoruz. İşte yeşillik, sebze falan da veriyoruz. Robotla onları küçültüyoruz. Rahat yiyebilsinler diye. Hem de aynı zamanda da yine bir vitamin takviyesi yapıyoruz gelişimleri ve tüy gelişimleri için. Şimdi anneler yanında olmadığı için ne kadar olsa da biz bilemeyiz. O yüzden bir vitamin takviyesiyle de onları yine destekliyoruz. Gayet güzel bir şekilde gelişimlerini şu anda sürdürüyorlar. Hiçbir sorun yok. Şimdi o zaman bahçeye geçelim. Ördeklerimiz için nereye yer yapacağız? Nereye havuz ve kümes yapacağız? Onu bir proje olarak tasarlayalım istiyoruz. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim bakalım. Arkaya gidelim ama gitmeden ben biliyorsun ekşi erik severim. Maşallah. Aa, kızarmaya da başlamışlar. Bir tane ekşi ekşi bakayım. Bizde kertek derler buna. Tam benim sevdiğim gibi ekşi ekşi valla. Kızlar. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Fabrika çalışıyormuş. Yumurtaları yapıyorsunuz bol bol. Maşallah. Salacağım şimdi sizi, salacağım 5 dakikaya. Evet arkadaşlar, şimdi bahçeye geldik. Görüyorsunuz tavuk kümesimiz hemen bu tarafta. Nereye yapacağımızı planlama yapmaya çalışacağız. Şimdi biz de burada ilk defa sizinle birlikte sesli düşüneceğiz. Ben diyorum ki şimdi tavukların kümesinden sonrası kışın daha çok ıslak oluyor ve zor Evet, oluyor su toprak. birikintisi oluyor o tarafta. Bu taraf biraz daha yüksekte ve kuruda kalıyor. Hem de ulaşım açısından bizim Tabii. kışın da bunu hesaplamamız lazım. Ve o yüzden diyorum ki ben şu yine iki ağacın arasına, Cevizle incirin arasına evet, şöyle uygun. biraz arka tarafa doğru yapsak. Olabilir. Şu ön kısımlarına da havuzlarını yapsak diyorum, olur mu? Valla bu cevizle incirin arası uygun gibi. Hani cephesini şu şekilde yapsak. Şu arası kanal gibi ya. 1 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda. Böyle bir havuz gibi bir şey de yapabilir. Çünkü suyu seviyorlar, su ihtiyaçları. Bir şekil. Yani bence de burası müsait. Hem yakınlar, müdahale şansımız evden kolay olur bir şey olsa. Hem kışın bakması kolay olur. Çünkü biz bu kümesi hesaplarken de arkadaşlar oradan sonrası çok yağmur yağdığında atıyorum 3 ay 4 ay sonunda kışın sonuna doğru ister istemez daha sulu olabiliyor. Bastığınızda Çamur ayağınız oluyor. çamur oluyor, batabiliyorsunuz yani.
Ama atıyorum bu bölgeden sonra bu tarafa doğru 1-1,5 dönüm daha şey kuru. Şimdi biz o zaman şöyle yapalım. Yani ördeklerin kümesi çok yüksek ve büyük olmayacağı için şuraya hemen kapaması falan kolay olsun diye kümeslerini koyalım. O dediğin alana da havuzlarını yapalım. Yine burası da gezme yerleri olsun. Burayı peki telleyeceğiz mi tavuklar gibi? Nasıl yapacağız? O zaman şu ön taraftan buraya bir tel yapıp kümes içinde kalacak şekilde planlayıp havuz da arkada kalacak şekilde yapıp gerektiğinde de buradan arka bahçeye mi gidecekler? Tabii tabii, onlar bu tarafı hiç kullanamayacak. Burada ektiğin yer olduğu için. Ha geldi babamız. Bu da bizim babamız işte. Babamız. Bademim benim aşkım. Hiç kamera kaçırmıyorsun sen ya. Bunun bir gözü, asil oğlum, asil. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil. Ay kafa atıyor, özlemiş beni. Adam adam, aferin baba sana. Bırak mikrofonumu. Bak bak bak, şirinliklere bakar mısın? Hemen de şımarırsın, geliyor. Şirin şey, şirin şey. Sen buraya geldin, baba sevsin diye mi? Özledin mi babayı 10 gün sen? He? Hemen geldi, yattı, sev beni dedi. Bak bak, tırmalayacak şimdi, oyun oynamaya başladı. Yani şu anda havuzu önüne, kulübeyi şu bölgeye yapacağız. Önüne derken havuzu böyle mi yapacağız? Yok, önüne doğru yapalım. Orası kanal ya, şu şekilde. Tamam, havuz orada olsun diyorsun. Kulübeyi buraya mı yapalım? Şuraya yapalım. O zaman çok büyük yapmayacağız. Alçak olacak, ördekler tavuklar kadar yükseğe çıkmasınlar. Alçak olsun, şöyle şurası. Mesela yeter onlara. Çok büyük bir şey yapmayacağız. Zaten ördekler büyük bir bölümünü hep dışarıda geçirecekler. Suyun içinde. Tamamı öyle de yapabiliriz. Yani biz alan olarak burayı düşündük. Hem kümesimize yakın hem havuz yapabileceğimiz yer var. Bu arada... Tere kadar gidersek telden de faydalanmış oluruz yine. Tabii tabii. Böyle böleriz. İleride yeni bir hayvan alırsak onu da bir yanına yaparız ve eve doğru gidiyoruz biz. Yo, var planlamamda, kafamda da var benim de. Yani o, çok yakın zamanda bir sürpriz daha gelebilir arkadaşlar. Niyetimiz, hayallerimiz var bakalım. Onu da yine sizinle inşallah paylaşırız. Önce bir ördeklerimizi yapalım, rahatlatalım. Ondan tabii, tabii. Sonra da ona geçeriz, aşama aşama ilerlemiş olacağız. Sırayla olsun ki hepsi rahatlayarak gitsin. Çünkü onlar şu an civciv, bize bir şeyleri yok. Ama 10-15 gün sonra büyüyecekler. Evet, hemen bir an önce çok hızlı büyüyorlar. Lazım ki yerlerinde rahat etsinler. Evet, hayırlısı değil. Daha özgür dolaşabilsinler istiyoruz. O zaman buraya karar verdik. Tamam, burası sorun var. Yok. Burası güzel, uygun. Ya şimdi bir de senin alanın var, ekim alanın var ya. Biz burayı bilerek kazdırtmadık ki bu alanda çamursuz gidebilelim. Buradan sonra da ekilen alan başlıyor o tarafa doğru. Telleriz gerekirse, tavuk da ördekler de geçemez, o bölümden devam ederler. Ha biraz tel masrafımız olacak ama bahçe içinde gerekli yani. Artık ona bir formül buluruz, belki başka bir şey mi yaparız bilmiyorum ama bir konuşalım onu artık, fiyatlarına falan. Ya ekonomisine olur. Göre hangisi ekonomik gelirse, evet. Hayvanların buraya geçemeyecek, telledi ya, amaç kapatmak. Evet. Onlar da çünkü arkadan kapanması gerekiyor o bölge. Evet arkadaşlar, biz şimdi bu alana karar verdik. Ördeklerimizin kümesini ve yüzme havuzlarını buraya yapacağız. Dediğimiz gibi tavuk kümesiyle ördeklerimizin yeri birbirine yan yana yakın olacak. Biz onları beslerken de, bakımlarını yaparken de en azından yakın olduklarında bizim için de kolaylık ve avantaj olur. Bu alan gayet müsait. Dediğimiz gibi zaten çok büyük bir şey planlamıyoruz. Onlara yetecek kadar olacak. Çünkü ördek çiftliği yapmayacağız sonuçta. Tabii, tabii. Üretim boyutunda olmayacağı için onlara yeterli bir yer yapacağız. Şimdi biz bir plan kroki çıkaracağız. Tabii bir model. Neyi nasıl olacak? Ne kadar maliyet gidecek? Elimizdeki tahtalara bakacağız. Birkaç tane paletimiz var. Onları da değerlendirelim bence bu sefer. Tabii, tabii. Bir de tavukların kümesinden kalan telimiz var. Onlara bir bakalım, değerlendirelim, ölçelim, biçelim. Artık bir an önce onun projesine başlayalım. Gün içinde biraz ekim dikim, birazcık da ona çalışalım ve ördeklerimizi de bir an önce rahatlatalım, tabii yerlerini rahatlatalım. Alalım. Önümüzdeki günlerde gösteririz. Evet, artık buradayız. Önümüzde özel bir gün süreçte şu an için yok. Bol bol videolarımız gelmeye devam edecek. Şimdi o zaman yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Kapatalım ama bak, incirlerimizi gördün mü? Olmaya başlamış. Bak burada ceviz minnacık. Onların hepsini size şimdi gösteririm arkadaşlar. Meyvelerimiz baya baya olmaya başladılar. Çok şükür. İnşallah verimli bir yıl olur. Bereketli İnşallah. Olur diyoruz. Sağlıklı hepsini yeriz ve tüketiriz. Şimdilik o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere yorumlarda diyoruz.
Hoşça kalın arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayalım.